Vatandaşlar yaşamlarını güç şartlar altında çadır ve barakalarda sürdürüyor. Şu anda perişan halindeyiz. Evler çok hasar gördü, içeri giremiyorlar. Yani çok büyük hasarlar oldu. Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 30 kişinin yaralandığı 5,5 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından vatandaşlar çadır ve barakalarda yaşam mücadelesi veriyor. Bir anda deprem olmaya başladı. İlk işim Yusuf Yıldırım babamın dayısına çağırmak oldu. AFAD ve Kızılay vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ekipleriyle bölgede. Her bir çadırda 7-8 nüfus oturuyoruz. Yiyecek sıkıntılar çekiyoruz. Her şeyde sıkıntılı. Zarar gören okulların yerine öğrencilerin derslerine devam edebilmeleri için çadır derslikler kuruldu. Evlerin %90'ının hasar gördüğü Samsat'ta yaşayanların önünde konut sorunu bulunuyor. Zor zoruna iki tanesini aldım, dışarıya attım. Diğerlerini kalanı da gittim aldım getirdim. Samsat sakinleri yeni konutlar yapılana kadar çadırlarda ya da konteyner kentlerde yaşamak durumunda kalacak. Bu arada Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak incelemelerde bulunmak için Samsat'a gitti. Merhaba arkadaşlar. Adana'da 8 Mart Emekçi Kadınlar